Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tığla gül nasıl yapılır bunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu güllerden yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da çok kolaylıkla bu güllerden yapabilirler. İstedikleri yerde kullanabilirler. En çok kullanıldığı yerler arkadaşlar, patik süslemelerinde çok kullanılıyor. Bence şapkalarda güzel olabilir. Daha kalın iplerle yapılıp şapkaları da bu güllerle süsleyebilirsiniz. Toka yapılabilir çocuklara. Saç bantlarında kullanılabilir. Amigurumi bebeklerde saçlara toka olarak da kullanılabilir. Ev dekorunda, aklınıza gelen her yerde bu güllerden yapıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yapımı oldukça kolay. Siz de göreceksiniz, benimle birlikte yapınca kolay olduğunu görürsünüz. İp çok az gidiyor arkadaşlar. Şöyle kalın iplerle daha büyük güller elde edebilirsiniz. Daha ince iplerle de daha küçük güller elde etmiş olursunuz. Evde kalan iplerle de yapabilirsiniz. Hani size şimdi ip markası vermeyeceğim. Çünkü ben de evde kalan iplerle yapacağım. Yine şu yeşil renkli açık renk olduğu için sizle birlikte bu renkle yapacağım. Tığımda 2.75 tulipin yapımına geçiyorum. Şimdi ilk başta zincir çekiyoruz. Şöyle çok sıkı olmayan, şöyle çok gevşek de değil, orta halli zincir çekiyoruz. 50-55 tane kadar çekelim arkadaşlar. Zinciri fazla çektiğiniz zaman hiç sorun olmaz. Yapacağınız yere, bağlayacağımız yere bu şekilde zincirlerle bağlayabilirsiniz. Ya da zinciri az çekip buradan kesip iğneyle de dikebilirsiniz. Hiç sorun değil. Fazla çekerseniz sıkıntı olmaz. Şimdi 50 tane zincir çekelim. Ben de çekeyim, ondan sonra devam edelim. Evet, şu şekilde zincirimi çektim. 50 ya da 55 tane, dediğim gibi hiç fark etmez. Şimdi gülümüzü yapmaya başlıyoruz. Şöyle tığıma ipimi doladım arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Şu dördüncüye tığımı batırıyorum. Buraya ikili trabzan yapacağım. 2 defa da çıktım. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar tığa ipimi doladım. Ve biraz önce yaptığım, trabzan yaptığım boşluğa, zincirin tek katına tekrar batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum buraya. Şu şekilde bir yuva elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tığıma ipimi doladım. Şu şekilde devam ediyorum. Bir zinciri sayacağım şimdi. 1, 2, 3, dördüncüye tığımı batırdım. Gayet kolay arkadaşlar. Şimdi buraya yine ikili trabzan yapacağım. Evet, şu şekilde ikili trabzan yaptım. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı ipime, tığıma ipi doladım ve aynı yere, biraz önce trabzan yaptığım yere tekrar batıyorum. Ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Yine bir yuva daha elde etmiş olduk. Şimdi tığıma ipimi doladım. Zincir çekmeden 1, 2, 3, dördüncüye tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir tekrar çekiyorum. 2, 3, 4. Tekrar tığıma ipimi doluyorum ve aynı yere, biraz önceki trabzan yaptığım yere tekrar batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden yine devam ediyorum. İpimi tığıma doladım ve 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum.
Gördüğünüz gibi aynı şeyleri 11 tane şu yuvalardan elde edene kadar şöyle 1, 2, 3 tane şimdi elde ettik. 11 tane olana kadar zincirimizin 11 tane olana kadar zincirimizin sonuna doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Pardon, zincir çekmiyorum. Şimdi zincir çekmeden devam edeceğim. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimin içine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum ve tığıma doladım ve biraz önce yaptığım trabzanla aynı yere batıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde 11 tane yuva olana kadar yapalım. Ben de yapayım. Sonra gülümüzün üstüyle devam edeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle 11 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.yi şimdi yapacağım. Şu şekilde en sonuncu yuvamı da yaptım. Şu şekilde 11 tane oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şurada da bu kadar zincirim kaldı. Hiç önemli değil. Fazla da kalsa, az da kalsa sıkıntı yok. Örgümü döndürdüm arkadaşlar. Şimdi ipimi tığıma doladım ve bu yuvaların içine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 defa da çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle yuvanın içine 11 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şu araya şu şekilde batıyorum ve düz bir şekilde ilmek kaydırma gibi tutturdum ipimi. Yine ipimi tığa doladım ve bu yuvaya, ikinci yuvaya geldim. İkinci yuvaya da aynı şekilde 11 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane yine ikinci yuvayı yaptıktan sonra yine şu aradaki yere, şuraya tığıma ipi dolamadan batıyorum boşluğa ve çıkıyorum. İlmek kaydırma gibi tığımı bu şekilde çekiyorum. Tekrardan ipimi tığ doladım ve bu yuvaya da 11 tane trabzan yapacağım. Bütün yuvalara bu şekilde trabzanlarımı yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay gülümüzü yapmak. Şuraya kadar aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Şu şekilde gülümüzün üstlerini yaptık arkadaşlar. En sonuncuya geldim. En sonuncuyu da 11 tane trabzanı yaptıktan sonra şuraya ilmek kaydırmayla tutturuyorum. Şu şekilde. Şu şekilde görüntümüz olacak. Şimdi gülümüz bitti sayılır arkadaşlar. Şimdi şöyle kıvırarak
şeklimizi veriyoruz. Şuradaki zincirimiz de kalıyor. Şu şekilde. Dediğim gibi daha kalın iplerle daha büyük güller, daha ince iplerle daha küçük güller elde edebilirsiniz. Ya da zincir sayısını da azaltarak, biz 11 tane yaprak yapmıştık, daha az yaparak da daha küçük ya da daha fazla yaparak daha büyük gül de elde etmiş olabilirsiniz. Şuradan şöyle zincirden şurayı çekiyorum ve içine girdiriyorum. Şimdi buradan sonra şeklimiz oluştu arkadaşlar. Buradan sonra isterseniz ipi kırıp iğneyle şu arkasından dikebilirsiniz. Ya da şimdi benim yapacağım gibi tığla devam edebilirsiniz. Şu şekilde tığımızla bitiş yerimizden şurada bitirmiştik. Şöyle katları alıyorum. Şu zinciri de alıyorum. Şöyle karşıya kadar geldim. Şu şekilde. Ve tığımla tekrar çekiyorum. Ve şu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Karşıya geldim. Biraz ilerisine. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Şöyle birleştirdiğim yerleri alıyorum karşıya kadar alttan. Şu şekilde yine karşıya geldim. Yine ipi çektiriyorum arkadaşlar. Ben bunu bir arkadaşım için patik süsünde kullanması için yaptım. Onun için şu eşit sayıda zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve ipimi bu şekilde keseceğim. Patiğin önüne bu şekilde konacak arkadaşlar. Tığ işi gülümüz bu şekilde bitmiş oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonunu aktif hale getiriniz lütfen. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın.